Polonya'dan herkese merhaba. Krakow'a hoş geldiniz. Krakow'da bizimle 48 saat geçirmek için videonun geri kalan kısmını izlemeyi, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdi gezimize başlıyoruz. Krakow'un ana meydanındayız. Burası 13. yüzyıldan beri var olan bir meydan. Avrupa'daki ortaçağ meydanlarından en eskisi burası. Arkamda görmüş olduğunuz... Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Aziz Meryem Bazilikası. İki tane erkek kardeş tarafından inşa ediliyor. Soldaki kuleyi bir kardeş, sağdaki kuleyi diğer kardeş yapıyor. İnşaat bittikten sonra bir kule diğerinden daha böyle güzel ve yüksek olduğu için küçük olanı yapan kardeş kıskanıyor ve abisini öldürüyor. Böyle de acıklı bir hikayesi var. Sonra da pişman olup kendini de öldürüyor. Eski zamanlarda Moğol istilası sırasında uzaktan gelen askerleri en üstteki gördüğünüz pencereden bir tane gözcü görüyor. Trompet çalıyor. Fakat trompeti çalarken yarıda kesiyor ki bu bir işaret olarak anlaşılsın ve Eskişehir'in kapıları kapatılsın, askerlerden korunulsun diye. Bunu anmak için de her saat başında burada o trompeti çalan ve müziği yarıda kesen bir olay yaşanıyor. Saat tam 12, çanlar çalmaya başladı. Herkes de bekliyor, kameralarını açtı. Birazdan trompet çalacak. Peki kardeşin silahla mı öldürmüş, nasıl öldürmüş? Bıçakla öldürmüş. Bıçaklamış hem kendini hem kardeşini. Nerede peki o bıçak şu anda? İşte burada. Buraya asmışlar temsili bıçağı, tabii ki gerçeği değil. Ama bu tarz bir bıçakla öldürmüş. Bu arkamızdaki bina ne? İçinde dükkanlar var, kapalı çarşı gibi. Oradan hediyelik eşya alışverişinizi yapabilirsiniz. Krakow'un kapalı çarşısına geldik. Sukienice. Şurada yazıyor. Bakalım İstanbul'dakiyle benziyor mu, benzemiyor mu? Bakalım buraya özel şeyler var mı? Takipte kalın çünkü var. Biz burayı gezerken siz de destek olmak için lütfen beğeni tuşuna basın ve abone olmayı unutmayın. Neyi meşhur dedin buranın? Dur daha adını bilmiyorum. Bak hadi. Cemil olabilir mi? Cemil. Böyle doğal taşlardan çeşitli takılar yapmayı seviyorlar. Mesela burada da çok fazla çeşidi var. Hediyelik olarak almak için güzel bir seçenek. Çünkü buraya özel yapım. Çinliler de var. Ambiyans güzel ama. Evet. Rinek Glowny Meydanı'ndayız. Zaten burası çok büyük bir meydan. Sukienice Çarşısı'nın bütün çevresini ve Aziz Meryem Bazilikası çevresindeki bölgeye bu ad veriliyor. Şu anda burada 48. İnternasyonel Folk Festival diye bir şey var. Bütün böyle yerli, lokal markaların, yemeklerin, içmeklerin, el işi şeylerinin olduğu bir pazar yeri kurulmuş meydanda. Şimdi burayı birlikte gezelim. Teyzem örgüye devam. Organik ürünler, ekmekler. Ekmek değil bu galiba. Böyle hamur pişi. Tatlı tarzı bir şey sanıyorum. Onu senin istediğin gibi böyle bir şeyle, peynirle falan dolduruyor. Reçelle. Ya da üstüne bir şey sos koyuyor. Bağış yapıyor şehrin korunması için. Kredi kartı 60 lira. Krakow güzel bir şehir. Şu at faytonları olmasa daha güzel olacak. Yani ortaçağ havası vermek istemişler ama öyle değil artık. Sene 2024. Kınıyoruz. Ekmekleri gerçekten çok güzel. Kılıç. Böyle kılıç, kalkan falan bir sürü savaş
şeyleri var. Çorbacı var. Gulaş. Burada böyle çok simitçiler de var. Türkiye'deki gibi sokak lezzeti olarak simit satıyorlar. Ve Obarski. Her köşede var. Evet. Burası da şehrin Saint Florence kapısı. Dua edenler var. Sanatçılar. Böyle bir park. Şimdi kaleye doğru yokuş tırmanıyoruz ve size içeriği göstereceğiz. Şu anda Wawel Kalesi'ne geldik. Buranın en eski yapılarından bir tanesi. Arkamda görmüş olduğunuz bu sarı kubbeli kısımda Wawel Katedrali. Burası da 900 yıldan daha eski bir yapı. Hükümdarların taç giyme törenlerinin yapıldığı ulusal ve kutsal bir katedral. Kalenin avlusuna girelim bakalım. Kale içi, Antalya. Bu kalenin altında bir tane dragon, yani ejderha yaşıyormuş. İni varmış kalenin altında. O yüzden ejderha kalesi gibi de geçebiliyor bazen. Bu kaleyi de beğendiyseniz lütfen like atmayı unutmayın. Krakow sahil. Polonyalı büyük annelerin torunlarına dediği bir laf varmış. Çok yaramazlık yaparlarsa Krakow'a gönderirim seni diyorlarmış. Biraz önce Wawel Kalesi'ni gezdik. Şu anda onun hemen altındayız. Rivayete göre bir tane ejderha şehre iniyor. Şu an görüyorsunuz ateş püskürttü. Bu ejderha da onun temsilen yapılmış. Krakow'a bu ejderha geliyor ve bu Wawel Kalesi'nin altını ini olarak seçiyor. O olay tabii ki herkese korku salıyor şehrin içinde. O zamanki kral da şövalyelere görev veriyor ve bu ejderhayı bir şekilde öldürmeleri için plan yapmalarını istiyorlar. Ama hiçbir şövalye bunu beceremiyor. Hepsi ejderhaya yem oluyor. Daha sonra bir ayakkabıcı kralı ziyarete geliyor ve ejderhayı öldürebileceğini söylüyor. Ayakkabıcı bir koyunun derisini yüzüp içine sülfür ve ateşleyici bir madde koyup ejderha ininin kapısına bırakıyor. Ejderha da bunu koyun sanıp yiyor ve o sülfürle midesi yanıyor. O kadar midesini yakıyor ki bu hemen bu kaleden buradaki nehre uçuyor ve nehirden su içmeye başlıyor. Ama o kadar çok içiyor ki sonunda patlayarak nehirde can veriyor. Buraya da ejderhanın heykelini yapmışlar ve ağzına ateş püskürtüyor. Bu da turistik bir aktivite oluyor bizler için. Krakow'un popülasyonunun 1/4'ünü öğrenciler oluşturuyor. Arkamda görmüş olduğunuz bina da buranın üniversitesi. Bu üniversitenin bahçesinde Kopernik'in heykeli var. Kopernik, Krakow doğumlu, Polonyalı kendisi. Kopernik pizzası. Recep İvedik filminden hatırladığınız sadece pizza olan Kopernik değil. Güneşin dünya etrafında döndüğünü değil, dünyanın da aynı zamanda güneş etrafında döndüğünü kanıtlayan güneş merkezli evren modelinin mucidi kendisi. Burası da üniversitenin farklı bir bölümü. Kopernik burada çalışmış daha önce. Mantılarımız geldi. Şimdi tadıma geçiyoruz. Aşırı heyecanlıyım. Çok güzel gözüküyor. Bunlar rankinde yoğurt yok. Ayrıca ekstra hani böyle tatlı sosları falan olabiliyor ya da krema gibi. Ama biz tercih etmedik. Üzerinde taze soğan ve soğan kıtırları var. Benimki mantarlı. Mert'inki de
peynirli ve domatesli. Tadalım bakalım. Mantı yediğimiz dükkan da burası. Çok tatlı, kesinlikle tavsiye ediyoruz. Çok beğendik. Lokal ve geleneksel Polonya mutfağı tatmak isteyenler için bu lokasyonu kaydedebilirsiniz. Meydandan çıktığınızda da böyle bir hareketli caddeye geliyorsunuz. Sağda kafeler, dükkanlar. Çok güzel. Şimdi hangi mahalleye gidiyoruz? Şu anda Kazimier diye yazıyor. Burada ZJ diye okunuyor. Yahudi Mahallesi. Orası da gerçekten çok değişik. Buradaki havadan farklı bir ambiyansı var. Burada bu küçük arabalarla turistleri gezdiriyorlar, anlatıyorlar içinde ne var ne yok. Once upon a time in Kazimier. Yani burada bir zamanlar böyleymiş. Bir dondurmamı kaptım. Nedir bu? Nutella ve çilekli dondurma ama külah, normal külah değil. Buranın yerel bir tatlı lezzeti olan. Çimli deniyor. Çimli aslında baca demek. Aa, onu bilmiyordum. Bacaya benziyor. O yüzden şekli öyle olduğu için öyle demişler. Bakalım. Üzerinde dondurması, dondurma gibi mi? Krema gibi sanki. Dondurma ama şey. Hı. McDonald's dondurması gibi yani, yumuşak, soft ice. Burada seçenekler var bu şekilde. İsterseniz dondurmasız da alabilirsiniz. Tatlı çünkü, hani kornet gibi değil. Burada. Seninki de geliyor. Bu Doğu Avrupa'da klasiktir. Yani Çekya'da vesaire de çok sokak lezzeti olarak tadabilirsiniz. Burası da böyle bir food market. Şimdi benimki hazırlanıyor. Çok güzel. Thank you. Cheers. Burada başka şeyler de var. Kumpir, işte mantısı, hamburgeri vesaire. Judah Food Market. Buradan da nostaljik tramvaya binebiliyorsunuz. 0 numara. Yani aslında o ring yapıyor. Buraya tekrar geri dönecek. Beğendiyseniz yorumlara yorum atmayı unutmayın. Şu anda Yahudiler için yapılmış bir anıt meydandayız. Bu sandalyelerin temsil ettiği şey Naziler zamanında evlerine saldırırken bu sandalyeleri kapıların arkasına koyup İnsanların içeri girmesini engelliyorlardı. Ayrıca burada 68 tane sandalye var. Bu 68'in de anlamı 68 bin kişi katledildiği için her sandalye 1000 kişiyi temsil ediyor. Bu yüzden 68 tane sandalye yapılmış. Krakow'a gelirseniz görmeniz gereken yerlerden bir tanesi bence. Singer Bar'dayız. Burası konsept olarak özel bir bar çünkü masaları dikiş masası. Çok değişik bir konsept. Bizim de hoşumuza gitti. Krakow'a gelirseniz deneyebilirsiniz. Nerelere geldik ya? Trekking'e mi geldik? Şehir dışında bir noktadayız. Aslında şehir dışı sayılmaz. 3 durak tramvayla geldik diyebiliriz. Tepeye çıkıyoruz. Manzara izleyeceğiz. Mert pehlivan çantamı da taşıyor. Buranın adı Krakosmund. Buradan da şehrin bütün panoramik manzarasını görebiliyorsunuz. Piknik yapabilirsiniz.
Evet, şu anda Krakus Mont'tayız. Krakus, Krakow kelimesine benziyor. King Krakus'tan geliyor, yani eski kralın adını almış burası. Bu tepe kralın dinlenmek için geldiği yermiş, kral olduğu dönemler. O yaptırmış, yani bu gerçek bir tepe değil, insan yapımı, sonradan yapılmış yapay bir alan. Şu anda da şehrin panoramik manzarasını görebildiğimiz için herkes tarafından popüler olmuş bir nokta. Bak şöyle dolanın diyor giriş için. Spiral şeklinde dönerek çıkılıyor en yukarı. Buradan biri kestirme yol yapmış. Evet, püfür püfür esiyor. Kralın neden sevdiği belli oldu. Yaşıyorsun bu hayatı, kral. Şehir mallarımız burada. Zapiye kankilerimizi aldık. Ben küçük tercih ettim, Mert büyük tercih etti. Asıl olan orijinali bu. Ben Greg domates, zeytin, peynirli aldım. Mert orijinalinden aldı, mantarlı, peynirli, ketçaplı. Şimdi tadacağız, çok heyecanlı. Sıra falan bekliyorsunuz yani. Umarım güzeldir. Videomuzun sonuna geldik. Buraya kadar izleyip beğendiyseniz bir like'ınızı alırız. Abone olursanız da çok seviniriz. Bir sonraki videomuzda da nereye gitmemizi istediğinizi yorumlara yazın.